Hilim. Hilim sözlükte nefsin öfkesine egemen olmak, nefsi taşkınlıktan korumak, tutmak, yumuşak huylu olmak, yumuşak huyluluk anlamındadır. Hilim, terim olarak akıl ve kültürle kazanılan insan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medeni bir davranış medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdem şeklinde tanımlanmaktadır. Hilim sahibi kimseye halim denir. Bazı kaynaklarda hilim kavramı fese, sefe ve cehil kavramlarının zıttı olarak gösterilmektedir. Bu iki kelime zulüm, serkeşlik, saldırganlık, barbarlık ve kabalık gibi cahiliye dönemindeki geçerli ahlaki zihniyetin karakteristik yapısını oluşturan duygu ve davranışları ifade etmektedir. Nitekim meşhur cahiliye şairi Amr İbni Külsüm'ün muallakasında geçen he, hele biri kalkıp da bize karşı cahillik etmeye görsün o zaman biz cahillikte bütün cahillerden baskın çıkarız anlamındaki beyit cahiliye kelimesinin o kültürdeki anlamına işaret eden en çarpışı örneklerdendir. Aslında Kur'an'ın müşriklere yönelttiği yoğun eleştirilerin temelinde de onlardaki bu cahillik ahlakı vardır. Çünkü onlar aslında akılları yatmadığı için İslam'ı inkar etmiyorlardı. Onlar gurur, kibir, inat, saldırganlık ve düşmanlık gibi kötü duygu ve alışkanlıklar yüzünden İslam'ın getirdiği adalet, eşitlik, kardeşlik, merhamet, sabır, tahammül, uzlaşma, barış, kaynaşma gibi ilkeleri içlerinde içlerine sindiremedikleri için inkarcılıkta direniyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki Hamiyetel cahiliye Cahiliye kızgınlığı onların barbarlık ve uzma, uzlaşmazlık karakterini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hilim kelimesi bir ayette çoğul ahlam olarak geçmektedir. Burada onlara bunu hilimleri ah, ahlamı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudur denilmektedir. Bütün tefsirlerde bu ayetteki ahkam ahlam akıl kelimesiyle açıklanır. Kelim sahibi anlamında halim kelimesi Allah'ın isimlerinden Esma'il üsnâ Esma'il üsnâ biri olarak marifet bağışlama hilim gibi kavramlarla birlikte 11 ayette tekrar edilmiş tefsir ve kelam kitaplarında esma Esma'i Husna'da biri olarak halimin çok sabırlı günahkar insanları cezalandırılmakta acele etmeyen veya kurallarının kullarının isyanından etkilenmeyen günahkarlara gazap etmesi kendisini telaşa sevk etmeyen bir şey işi, işi olması gerektiği ölçüde yapan anlamına geldiği belirtilir. İbn Hibban el Busti Ravzatül Ukala ve Nezhetül Fuzala adlı ahlak kitabında bu ayetlere dayanarak hilmin ak akıldan daha üstün bir erdem olduğunu çünkü yüce Allah'ın Kur'an'da kendisini akılla değil hilimle nitelen nitelediğini ifade eder. Bu görüşü Gazali de tekrar etmiştir. Ayrıca yine Halim 2 ayette Hz. İbrahim aleyhisselamın bir ayette Hz. İshak aleyhisselamın niteliği olarak da yer almaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen bütün hadis hadis kitaplarında ve Edebi, ahlaki özellikle antolojik eserlerde yer alan bir hadisinde bir sahabiye överken sen de Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Bunlardan biri hilim, diğeri de teennidir buyurmuştur. İbnül Esir'e göre bu hadisteki hilim, akıl, teenni de kararlılık, ağır başlılık anlamına gelir. Ebu Davud'un sü sünenni'inde kitab edebin ilk babı hilim ve peygamberin ahlakı ahlakı başlığını taşır. Bu başlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının temelini, hilim faziletini olgunlaş, olgunlaştır, oluşturduğunu ima eder. Burada Resulullah'ın hoşgörüsünü, affediciliğini ve sabrını anlatan hadisler yer alır. Ayrıca bütün hadis kitaplarında hadis bilginlerince hilim, hilmin kapsamında gösterilen akıl, basiret, kararlılık, öfkeye hakim olma, affetme, hoşgörü, sabır, vakar, rıfk gibi ahlaki erdemlere dair pek çok hadis bulunmaktadır. Özellikle Ignaz Goldziher'in itibariyle itibaren bütün müşteşrikler doğu bilimcileri İslam ahlakının dolayısıyla İslam insanının karakter, karakterini belirleyen temel erdemli, erdemin hilm olduğunu kanaatine varmışlardır. Zira, zira cahiliye döneminde Az çok az sayıda insan bu faziletin kıymetini takdir ederken, İslam dini bunu ahlaki ve sosyal alanda bütün Müslümanlara yaymayı amaçlamıştır. Bütün kaynaklarda hilim bir zihni, diğeri ahlaki olmak üzere iki anlamda geçmektedir. Zihni anlamda hilim akıl demektir. Bu anlamdaki hilim ahmaklık, sefaat ve cahilliğin zıttı olarak gösterilir. İşte onlara bunu akıl, akılları mı emrediyor? malindeki ayet dolaylı olarak Müslümanların aklın irşadına uymayı akıl davranmayı ahmak, beyimsiz ve cahil kalmaktan uzak durmayı gerekli kılmaktadır. Bu ayetin devamında yoksa onlar tuğyan etmiş bir kavim midir ifadesinden anlaşıldığına göre Hilim tuğyanın isyankarlık zıttı olan bir anlamda vardır ki buna itaat ahlak, ahlakı demek de mümkündür. Buna göre akıllı insan tuyan etmez. Yani azgınlık yapmaz, haddi aşmaz, öfkeye kapılıp kendinden geçmez. Hilmin ahlaki ve ameli gelişmişliği ifade eden anlamını en iyi ortaya koyan İbn Sina İlmül Ahlak adlı risalesinde bu anlamdaki hilmin altındaki faziletleri sıralar. Öfkeyi, yen, öfkeyi yenme, kerem cömertlik, onurul davranış, hoşgörü, af, gönül zenginliği, dayanıklılık, kararlılık, kin gütmemek, muhtelif kaynaklarda bunlara sabır, e, sekinet, vakar, ihtiraslara ve diğer bencil duygulara hakimiyet gibi daha birçok fazilet eklenmektedir. En önde gelen Müslüman ahlak bilginlerinden olan İmam Meverdi'ye göre hilim huyların en yücelerinden biri olup akıllı insanların huyudur. Hilimle insan kendisini korur ve vücudunu rahat ettirir. İslami literatürde Hilm'in kapsamı içinde gösterilen faziletler hakkında pek çok ayet ve hadis vardır. Gazali genellikle İslam ahlakı alanında yazılmış eserlerin en önemlisi olarak kabul edilen İhya-i bir ayette geçen rabbaniler olunuz ifadesini halim ve bilgili insanlar olunuz şeklinde yorumlamıştır. Hasan Bastı'yı de bu ayetin devamındaki cahiller onlara sözlü sataşmada bulunduğunda selam derler ifadesini onlar halim insanlardır. Kendilerine karşı cahilce ve küstahça davrananlara bu şekilde cahillik ve küstahlıkla karşılık vermezler biçiminde açıklamıştır. İşlerinde hilim kelimesi geçmemekle birlikte anlamları itibariyle hilim erdeminin İslam ahlakındaki yerini ve önemini ifade eden yüzlerce ayete örnek olarak şunlar zikredilebilir. Onlar öfkelendikleri zaman bile affederler. Her kim sabreder ve bağışlarsa bilsin ki bu tutum, davranışların en soylusu, en olumlusudur. Güzel bir söz ve bağışlama arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Müslümanlar affetsinler, hoşgörülü olsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını ister misiniz? Af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillikten uzak dur. Rabbin, Rabbinizin bağışına takva sahipleri için hazırlamış olduğu genişliği gökler ve yerler kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah rızası için mal harcarlar öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Allah da böyle güzel davranışta bulunanları sever. İyilik ve kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla karşıla. O zaman göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse bile candan bir dost olacaktır. Bu son ayet sevginin oluşmasında ve dolayısıyla sosyal barışın sağlanmasında hilim erdeminin rolünü göstermesi bakımından özellikle ilgi çekicidir. Zira burada hilim ruhunu yansıtan en saygın davranışlardan biri olan kötülüğe karşı iyilik, düşmanı bile dost yapan bir güç olarak değerlendirilmiştir. Ünlü ahlak bilgini İbnül Mukaffa, Hilmin bu gücüne şu, sözle, şu sözlerle işaret eder. Sakın sana iftira atana öfke ve intikam duygusuyla karşılık verme. Hilim ve vakar içinde makul karşılık ver. Hiç süpen olmasın ki üstünlük ve kuvvet daima yumuşak halim olanındır. Buraya kadar açıklananlardan anlaşılacağı üzere İslam ahlakı hilim sahibi olmayı yani sabır, sekinet ve vakar gibi erdemlerde donanmayı, öfkeye, ihtiraslara ve diğer bencil duygulara hakim olmayı, kendini bilmez insanların kaba davranışları karşısında akıllı, soğukkanlı, ağırbaşlı hareket etmeyi öngörür. Fakat bu davranışların erdemlikten kaynaklanmasını ister. Cahillik, güçsüzlük ve onursuzluktan kaylanma, kaynaklanması halinde ise bunu bir zillet ve acizlik sayar ve reddeder. Bir rivayete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer hasmından daha güçlü isen onu bağışlayarak güçlü olmanın şükrünü ödemiş ol buyurduğu bildirilir. Burada açıkça bağışlamanın, gücü bağışlamanın güçlü olduğu, güçlü olduğu zaman bir değer ifade ettiğini vurgulanmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Atfedilen bir sözde Allah nezdinde devlet başkanının hilminden, rıfkından ve yumuşaklığından daha değerli bir hilim bulunmadığı belirtilir. Çünkü o güçlü olduğu halde yumuşaktır. Ahlak ve faziletiyle tanınan Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in hilmin, ilimle, affın, kudretle birleşmesi sonucunda ulaşılan faziletten daha üstünü asla yoktur anlamın, anlamındaki sözü özellikle Cahizin Halim'i, sahif zayıf aciz kelimesinin karşıtı olarak kullanılması da hilmin cahillik ve güçsüzlükten kaynaklanan bir fazilet olmadığına işaret eder. Gücün olmadığı yerde hilim de yoktur. Hilim başkalarını İdare edenlerin özelliğidir. Başkaları tarafından yönetilen, yönetilenlerin özelliği değildir. Yaratılış bakımından zayıf ve güçsüz olan kişiye kızdırıldığı zaman ne kadar sakin durursa dursun halim denmez. O sadece zayıftır. Halim o kimsedir ki istediği zaman her şeyi yapabilecek kuvveti olduğu halde onu dizginler. Ona hakim olur. Kendisini zorbalıktan alıkoyacak güce de sahiptir.'' Hilim bir kimsenin kendi üstünlük ve kudretini bilerek yaptığı bir davranıştır. Bu davranışı yapan kimse kendi üstünlüğünü ve gücünü bilmekte fakat onu hislerine göre kullanmamaktadır. Hilim zayıflık ve acizlik değil kudret ve kuvvet işaretidir. Hilmin vücuttaki görünümü belirtisi vakardır. Bütün bunlarla beraber yüz yüzeyin altında gizli kalan şeyleri göremeyen kimseler için çok güçlü olduğu halde zarafet ve alçak gönüllülük gösteren halim kimseyle sırf zayıf olduğu için kibarlık ve gülümseme gösteren kimseyi birbirinden ayırt etmek kolay değildir. Çoğu kez gerçek halim ile zillet içindeki zayıf insan birbirine karıştırılır. Kur'an ahlakını en iyi kavrayan ve yaşayanlardan biri olarak tanınan Hasan Basri'ye isnat edilen ve Hilmin kapsadığı başlıca faziletlere vurgu yapan şu sözü Kur'an ve peygamber ahlakının bir özeti saymak mümkündür. Müslümanın başlıca özellikleri şunlardır. Dininde güçlü, kararlı ve yumuşak, imanı sağlam, hem tutumlu, hasta olduğunda tahammülü güçlü, güçlü ve iyilik sever, arkadaşlık ve dostluğun sıkıntılarına katlanır, zorluklara sabreder, öfkeye kapılmaz, gurur ve kibire dalmaz, ihtirasları yenilmez, midesi yüzünden şerefsizlik yapmaz, hırsı yüzünden küçülmez, basit hedeflere hedeflerle yetinmez, mazluma yardım eder, zayıf acır, cimrilik yapmaz, israf etmez, kendisine kötülük edeni bağışlar. Cahili hoş görür, nefsi sıkıntıda olsa da herkes kendisinden yararlanır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Hilmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlaktan biri de halim olmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicretinden sonra Uhud savaşında kafirler onun mübarek yanağını yaralamışlar, iki dişini kırmışlardı. Bu haldeyken bile onlara beddua etmemiş, Allah'ım kavime hidayet ver.'' Çünkü onlar bilmedikleri için böyle yapıyorlar diye dua da bulunmuştur. Sahabeden birisi bu durumdayken ya Resulallah bunlara bir dua etsen olmaz mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak davet edici ve alemlere rahmet olarak gönderildim. Hazreti Ali radiyallahu anh buyurdu ki hayır senin malının ve çocuklarının çoğalması değildir. Asıl hayır senin ilminin çoğalması, hilminin büyümesi, Allah'a yaptığın ibadetle halka karşı gururlanmaman, iyilik yaptığın zaman Allah'a hamd etmen, kötülük yaptığın zaman da Allah'tan af dilemendir. Denilmiştir ki insanın hilim sahibi olup olmadığı ancak cahil ve kaba insanların kendisine sataşması ile ortaya çıkar. Hilmin sebepleri Birincisi cahillere karşı merhametli olmaktır. Bu şefkati gerektiren hayırlı bir ahlak ilkesidir. İkincisi yardımlaşma gücüdür. Bu gönül rahatlığı ve güvenil güvenilirlikten kaynaklanır. Söz ustaları demişlerdir ki en güzel huy gücü yetenin güçlü iken ya yapılan hatayı bağışlamasıdır. Üçüncüsü sövmekten kaçınmaktır. kaçınmaktır. Bu da olgun kişiliğin gereklerindendir. Dördüncüsü nefsin istemediği şeylere tahammül etmesidir. Allah Celle Celaluhu Yahya Aleyhisselam'ın hilim özelliğinden dolayı seyyid diye isimlendirdi. Beşinci alacağı cevabın karşılığında haya etmektir. Altıncısı kötü söz söyleyene aldırmamaktır. Bu da Kerem ve Ulfet huylarından meydana gelir. Yedincisi kötü söz söyleyenden uzaklaşmaktır. Bu da hazım ile olur. Hazreti Ali radıyallahu an Amr bin Mürre'ye sordu. İnsanların en akılsızı kimdir? O, o, cevapla kendisini insanların en akıllısı gören kimsedir dedi. Hazreti Ali radıyallahu an evet doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. İnsanların en akıllısı kimdir? O da cahil insanların arasında suskunluğunu koruyandır dedi. Sekizincisi cevabın karşılığında ceza, cezasından korkmaktır. Bu da nefse hakimiyetten doğar. Dokuzuncusu büyüklere ve büyüklere ve önce, öncekilere saygıdır. Bu da ahde vefa huyundan ileri gelir. Onuncusu gizli fırsatları değerlendirmektir. Bu da deha ile olur. Denilmiştir ki kızgınlığını açığa vuran fırsatları azaltır. Söz ustaları der ki cahilin kızgınlığı sözünde akıllı kimsenin kızgınlığı ise işlerindedir. Yukarıdaki sayılan sebepler insanı hilim sahibi olmaya çağırmaktadır. Bunların bir kısmı diğerinden asla diğerinden daha önemlidir. Ancak hilim huyunu tamamı fazilettir. Bunun bir kısmını alıp diğer bir kısmını bırakmak doğru değildir. O zaman hilim olmaz. Üç grup insan üç durumda daha iyi tanınır. Cömertler kıtlık ve zorluk zamanlarında, kahramanlar savaşta ve halim insanlar da kızgınlık halinde belli olurlar halim olduğunu söyleyen kimseye anlamak için onu kızdıracak bir şey yapmak yeterli olur. Çünkü ancak o zaman halip olup olmadığı anlaşılır.